Çok mu oynadınız? Çok mu yoruldun sen? Ha? Aha. Çok uykum geldi. Ama uyumayacağım. Babam gelsin sonra uyuyacağım. Kulağının arkasını görürsen. Yat uyu hadi. Kaçta geleceği belli olmaz onun. Ama niye kızıyorsun anne? Boşanacak mısınız? Bu da nereden çıktı şimdi? Niye boşanalım ki oğlum? Duydum. Boşanalım dedin. Sen bizi mi dinliyorsun bakayım? Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Çok kızarım. Büyükler kızınca bazen böyle şeyler söylerler. Ne boşanması oğlum? Allah Allah. Hadi kalk şimdi. Doğru yatağa. Oh, hadi bakalım. Tamam anne. Hadi. Kadir, bu posta da bitsin ben giderim. Deli misin oğlum? Patron bitirmeden çıkmayın dedi, duymadın mı? Bağlasanız durmam. Ayşe'nin sancıları sıklaştı. Doktor bir hafta önce bebek her an gelebilir dedi. Benim evde olmam lazım. Erken gelirim dedim, saat kaç oldu? Sen git kardeşim, git. Sağ ol abi, kaç gecedir idare ediyorsun beni. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hadi oyalanma da git. Yenge yalnız kalmasın. Ben çıkıyorum o zaman. Bir patron da sensin. İşi üstümüze yıkıp gidiyorsun. Git kardeşim, git sen. Merak etme. Sedat'ın işini ben yapacağım. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Senin gibi bir enayi bulsam ben de 24 saat çalıştırırdım. Sana da iyi sabahlar. Sayende iyi bir sabahımız mı kaldı? 3 kuruş için sabahlara kadar iş yerinde sürtsen. Sonra da iyi sabahlarmış. Senin 3 kuruş dediğin parayla Ethem Usta 7 nüfusa bakıyor. Bize neden yetmiyor? Ethem'in köyden gelmiş cahil, sümsük karısı değilim ben. Karın tokluğuna yaşayamam. Ayrıca neden Ethem'e örnek veriyorsun ki? Başını kaldır biraz, yukarıdakilere bak. Seni gerçekten tanıyamıyorum. Gerçekten. Ne zaman değiştin? Ya da hep böyleydin de ben mi fark etmedim? Yeter ama ya. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Hepsi bu. Sürünmek istemiyorum. Bu hayatı istemiyorum. Ne istiyorsun Çiğdem? Bak, babamın parasını alsak. Elimize biraz daha fazla para geçse fena mı olur? Görüyorsun işte, bak huzurumuz bile kalmadı. Zorluk çıkarma, he de yeter. O paraya ihtiyacımız var. Hem yalnızca kağıt üzerinde boşanacağız. Bugün avukata gittim. Sordum, soruşturdum. Sorun çıkarmazsan tek celsede biter bu iş. Gör bak nasıl düzelecek her şey. Hah? Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk abla. Selamün aleyküm. Oo, aleyküm selam. Hoş geldin bacanak. Hoş bulduk abi. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin baldız. Hoş bulduk enişte. Hayırdır, işe gitmedin mi? Sorma ya. Bir haftadır iyi değilim, evdeyim. Bugün de sırf Ayşegül'ün içi rahat etsin diye doktora gittim. Bir sürü tahlil, test, mest. Üf, suyumu çıkardılar. Önemli bir şey yoktur inşallah. Soğuk algınlığıdır ama... Aman işte, doktorları biliyorsun. Siz ne yaptınız? Halledebildiniz mi işlerinizi? Ettik abla, ettik. Demek artık kredi çekerken eşlerin de imzası alınıyor. İyiymiş. Öyle. Abla, ben çok açım. Kolayda bir şey var mı? Olmaz mı? Sen seversin diye karnıyarık yaptım geledim. Baba. (Gülüyor)
Tek celse de bitti. Hep derlerdi de inanmazdım evliliği bitirmek kolay diye. Hakikaten de öyle oldu. Gerçek olmasa bile insan bir tuhaf hissediyor. Daha ne kadar gerçek olabilir ki? Attık imzaları, boşandık işte. Aman Hakkı. Kağıt üstünde öyle. Bak bir aradayız işte. Değişen hiçbir şey yok. Hem fena mı? Ay başında çift maaş girecek evimize. Bana bak. Enişteme bir şey söylemedin değil mi? Kimseye bir şey söylemedim. Ama senin aklına uydum ya. Allah sonumuzu hayretsin. Hele elimize para bir geçsin. Gör bakalım nasıl da hayırlı olacak. Oğlumun gırtlağından da, benim gırtlağımdan da geçmeyecek o para. Yalnızca kendini harca. Ne sandın? Tabii ki harcayacağım. Babamın malı değil mi? Çatır çatır yiyeceğim hem de. Zahmet etmeseydin keşke bu saatte. Ne zahmeti abla? Çiğdem de gelecekti de Hakan uyuyor diye gelemedi. Gelseniz ne yapacaksınız? Ben de böyle elim kolum bağlı duruyorum işte. Ne diyor peki doktorlar? Henüz bir şey demiyorlar. Dün biyopsi yapıldı. İşte patolojiye gitti sonuçlar. Bugün yarın bekliyoruz. Aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum ama biliyorsun. Abisi de babası da akciğer. Allah korusun abla. Sen de aklına böyle şeyler getirme. Allah tez zamanda şifasını verir inşallah. Amin. İşe biraz geç gitsen, hastaneye birlikte geçeriz. Hem oradan da halı mobilya bakmaya gideriz ha? Ne diyorsun sen Çiğdem? Eşref abi hiç iyi değil. Dağ gibi adam bir ayda eriyip gitti. Koyun can derdinde kasap et. Biz evde oturunca iyileşecek mi eniştem? Seninkisi de laf. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Ablamın kocası. Ama elimden ne gelir ki? Adam hasta işte. Biz orada olsak da olmasak da hasta. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Hayat bir tek sana devam ediyor. La havle ve la. Efendim abla. Çiğdem. Çiğdem Eşref kansermiş. Korktuğum başıma geldi. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Deme abla. Patoloji sonucunu mu aldınız? Evet. Tamam ağlama. Neredesin sen şimdi? Hastanedeyim. Anladım. Hemen geliyoruz. Tamam. Hemen gel Çiğdem. Hemen gel. Ne dedi? Kötü bir haber mi? Kansermiş. Anne. Kanser kötü bir şey mi? Maaşın. Hakkı. Buyurun. İyi görünmüyorsun. O kadar mı belli oluyor? Hiç huzur kalmadı evde Serpil. Çiğdem'i tanıyamıyorum artık. Sırf bir şeyler düzelir diye boşanmayı kabul ettim ama...
Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Doluya koysam almıyor. Boşa koysam dolmuyor. Üzme kendini bu kadar. Düzelir Hakkı. Seni de rahatsız ettim. Kusura bakma. Kalacak yerim yok. Aklıma bir tek atölye geldi. Keşke elimden daha fazlası gelebilse. Atölyenin yedek anahtarı. Dolabın içinde yastık ve battaniye de var. Sağ olasın. Aylardır derdimi dinliyorsun. Zor zamanlarımda hep yanımda oldun. Hakkını helal et. Lafı mı olur? Neler olduğunu anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey kalmadı ki. Bütün o ilişkiyi kurtarma çabalarımız. Hepsi çöpe gitti. Ben artık vazgeçtim. Sen de vazgeç Serpil. Çiğdem benim lisede aşık olduğum o saf kız değil artık. Ben bu akşam o kızı maziye gömdüm. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Bizim mahalleden geçerken simit kokularını duyunca dayanamadım. Biraz peynir, biraz da zeytin aldım. İş başı yapmadan yeriz diye. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olsun. Bir şey ihtiyaç olursa mutlaka arayın, olur mu?
Sağ ol. Tabii, mutlaka haber bekliyoruz ama. Teşekkür ederim. Abla, bir isteğiniz yoksa ben de gideyim artık. 3 gündür atölyeye uğrayamadım. Akşama yine gelirim. Git tabii. İşinden gücünden olma. Kaç gündür perişan oldun zaten. Hakkını helal et. Ne demek abla? Allah mekanını cennet etsin. Amin. Sen de toparlan bir an önce. Son günü düşün. Hakkı'yla aranızda bir sorun mu var ablacığım? Kendi derdime düştüm. Soracağım soramadım. Aman abla, boş ver Hakkı'yı. Ne hali varsa görsün. Çiğdem, ne biçim konuşuyorsun kızım? Kocan o senin. Öyle koca olmaz olsun. Öyle deme. Hakkı iyi adamdır. Bugüne kadar bir yanlışını görmedik. Seni üzecek bir şey mi yaptı? Ya koca mıdır? Bostan korkuluğu mudur belli değil. Evle bizimle ilgilendiği yok. Para desen o da yok. Bak, eniştem öldü gitti. En azından başınıza sokacağınız bir eviniz var. Bizde o da yok. Veren de Allah, alan da Allah. Hem malı hem de canı Çiğdem. Ölümlü dünya. Hiçbir şey için değmiyor. Gördün işte. Bir kefen, bir avuç toprakla gidiyorsun. Sen sonumuzu iyi et. Haram paradan kimseye hayır gelmez.
O para haram Çiğdem, haram. Ben ne yaptım Allah'ım? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Uyanmayalım diye uyutucu sprey sıkmışlar. Verilmiş sadakamız varmış ki bize bir şey yapmadılar. Ya oğlumu kaçırsalardı? Ya bana? Şşş, tamam, tamam canım. Sakin ol. Allah korumuş sizi. Peki polis ne diyor? Ne desinler abla? Baktılar, tutanak tutup gittiler. Kıyamam ben sana. Çok korkmuşsun. Size bir şey olmamış ya, çok şükür. Tamam, neden bu kadar ağlıyorsun? Giden belli işte. Canımızdan başka neyimiz var ki, neyimizi çalacaklar? Abla, benim seninle konuşmam gereken şeyler var. Serpil, Ayşegül aradı. Bizimkiler oradalarmış. Gece eve hırsız girmiş. Ne? Bir şey yok değil mi? İyiler mi? İyiler çok şükür. Haberler de iyi. Her şerde bir hayır var dedikleri bu olsa gerek. Çiğdem ablasının her şeyi anlatmış. Ayşegül beni çağırıyor. Son kez konuşun. Yuvanızı dağıtmayın diyor. Hadi hayırlısı Hakkı. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abla. Görüşürüz canım. Gerçekten dağıldı. Ben kendi ellerimle dağıttım. Hırsımın kurbanı oldum. Ah be Çiğdem. Ah be kardeşim. Abla, çok pişmanım. Hakkıyla asla eskisi gibi olamayız biliyorum. Ama ne olur sen sırtını çevirme. Konuşmayayım diyorum ama çok yanlış yapmışsın Çiğdem. Baban bizi böyle mi büyüttü? Şimdi artık sabahlara kadar dönsen de hiçbir şeyi değiştiremez. Olanla ölene çare bulunmaz. Toparlan artık. Bak bana. Çocuğumun babasını toprağa verdim. Senin oğlunun hala bir babası var. Hakkı yaşadığı sürece sizin üzerinizden elini çekmez. Sırf bunun için bile şükredebilirsin. Bak burası senin de evin. Babamın emeklisi var. Allah'ın izniyle gül gibi geçinir gideriz. Yeter ki çocuklarımızın kursağından haram para geçmesin. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.